Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımıza gelgen onlar ne kızgını karşılamız. Ben Abdullah Yalqun. O 7 yaşlık Uygur bala Xitay sakçısı tarafından itib etildi. Xitay tecavüzcileri Aksu kelpinde günahsız it öldürüp şehit kılgan 17 yaşlık Abdul Basit'in cestini eli ölüple kalmay, onun kızıl çırahtın ötkenlikini mu terörlük cinayeti deyip ilan kıldı. Xitay terörçiler yer astı koral yasaş ve setiş zavutu kurgan. Xitay'nın Güyan şehirde alahide çoğun kölemdeki koral yasaş setiş ve koral yasaş esvaplarını işlep çıkırış yer astı zavutu aşkarı buldu. Saxtipez, saxtipezliknin aldını almakçı buldu. Xitay dairelerinin saxtı haberlerinin aldını elip, akbarat çiriklikinin aldını alımızda puhturuş eylan kılışı, bütün dünyanın Xitayını mesxir kılıp külüşüge sebep buldu. Xitay tecavüzcilerinin vatinimizde yürgüzü vatkan icraatları Xitay puhralarını mu endişüge saldı. Xitay dairelerinin sakal koygan erlerge, hicablanan ayallarga, üy icarıge bermeslik uhturuşu, İctimai uçur beketleri de gulgulu kozgıdı. Hürmetli televizyon köyler, biz bugün her ayda bir katım İstiklal televizyonumuzda ötküzüp kilovatkan sual cevap programımızı ötküzdük. Bu katımlık programı da hürmetli ustaz Abdulhakim Khan Maksumacım kayırındaşlarının sorugan, bizge yollugan suallara cevap verdi. Suallar bolsa, del hazır ki mu şu, sizler anlayıp ötken şu haberimizge münasebetlik mu şu küllerde vatinimizde kattık evi kilovatkan Xitay ve onun galçilerinin yolsuzlukları asasi temi kılınan bulup, bundak ehvallarda onlara kandak muamele kılışının doğru bulduğu alakı, kandak muamele kılışımız gerekirkenliği hakkında sual soraldı. Programın tuluk ceryanını televizyonumuzdan körü ve dışından tuluk körüşünlerini tavsiye kılımız. Tümende Maksum Acim Gömlü'nün fakat belki kıskı bir sözünü de kılınan sunuş bilen bu haberini ahırlaştırmış. Erdoğan milli bir hatarlıkımızda nişanı algan her kandak tehditlerini bir çıtkılış üçün zic uyuşumuz lazım dedi. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Recep Tayyip Erdoğan, biz milli bir hatarlıkımızda tehdit bulvatkan her kandak suikastki karşı mürünü mürüge tirep birleşke muhtacı. Bizge karşı her kandak tehditke birlikte karşı duruşumuz lazım dedi. Suriye'de kanlık tragediye devamlaşmakta. Suriye'deki içki uruş sebebinin kaza kılgallarının sani 150 bin kişinin eşip etken bu peyitlerde zalim beşerinin zulümü yanılı en şiddetli şekilde devamlaşmakta. Mursi'nin kızı kapestiki kişinin dadısı emestikini bildirdi. Mısır'daki herbi inkılap ile ağdırvetliyen kanunluk reis Muhammed Mursi'nin kızı Şeyma, mehkimlerde sotkı tartılı vatkan kişinin dadısı Muhammed Mursi emestikini deva kıldı ve bununla ait suretlerine ortaklaştı. Putin Obama'ga başkalarının xetini okuma dedi. Rusya reisi Vladimir Putin 11. April Cuma günü Avrupa liderlerine mektup yazıp, Ukrayna'nın tabii gaz krizini hatırlatken bulup, Amerika Rusya'nın bu mektubuna narazılık bildirgenken, Putin 12. April Şenbi günü Amerika'ya reddiye kaytırıp, başkalarının mektubunu sen okuma dedi. 127 kıtım çavaktı üzülgen nutuk. Ceyhan Üniversitesi'nin profesörü Jin Chang'ın bir kısım rastgeplerini kılgan nutkı 127 kıtım alkış çavakları bilen üzülüp kalgan bulup, o nutkada Xitay ve Xitay dairelerinin bir kısım real karakteri ve siyasetlerini tenkit kıldı. 16 metre kildiğen kit yük gemisi üstübelip ölüp ketti. Hürmetli televizyon görgüçler, haberimizden ahırda dikkatlerine Allah'ın kainatdaki kudret kemalini körsütüden mehlukatlardan biri bolgan, tövendisler körmekçi bolgan, heybetlik deniz şahi büyük kitinin Amerika'da bir yük gemisi sokulup gitip ölgendiğin kiyinki halini körsütüş bilen haberimizi ahırlaştırmız. Çünkü bunun okşaş haberler, bir taraftan köylümüz yerin kısmı, yeni bir taraftan yaratkıcı Rabbimiz Allah'ın denizdeki yüz minliğen türdeki mehlukatlardan fakatli birini emeli halde göz aldığımızda keltürüp, Rabbimizin kudretini ve uluğuluğunu bizge esletkisi. Peni dıktanlar, haberimiz olsun. Hürmetli televizyon görüşler, yeni bir haber kep kaldı, bunu mu dıktanlar olsun üveteyli.
Erdoğan minglerce Uygur Türklerini ölümden kutkuzduk dedi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Uygurlar hakkında hükümetini ayıplayan muhalefetçilerini ayıplayıp biz hazırgıca minglerce Uygur Türklerine nüfus biriş arkalık onlarını ölümden kutuldurgan bir hükümetimiz dedi. Erdoğan Uygurlar meselesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayıplaştırgımı reddiye verip bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin reisi ve yenidekiler bugün geçen Hıhtay aslında yaşayatkan Uygurlarının yurtuğa kaç kıtım vardı? Şinanlar ki onlarının bir kıtım olsun Uygurlarının yurtuğu bargallıkı işlenmeyim ben. Ben şahsen özden vardım, mesul kerindaşlarımı o yerge vardı ve hele hem beri vatıdım. Erdoğan yine biz Moğolistan'dan tartıp o yerdeki bütün tarihi makallarını Köktürük ve Kültekin Munarlarının hemmesini yasap çıktık. Ve yani yasaçını devamlaştır vatımız. Bunu onlarının öz idarecileri mi bildi? Köktürük Munarlarına bargıça o yerde 42 kilometre uzunlukta yol yasıdık. İlgiri hiç kandak yol yok idi. Niye üçün? Çünkü biz medeniyetimizin yıldızı nerede olsa o yerde barduk dedi. Şundakla Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin devamlı kalaymakancılık çıkarıp kelgellekini ilgiri sürüp ularının yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin durus ve samimi emestikini bildirdi. Ötken hafta Türkiye Atatürk aerodromunda 18 gün toktuk koyulgan 35'ki yakın Uygurlar meselesinde işaret kılgan Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'ni ayıplab ular ötken günlerde 18 gün aerodromunda sakıltılgan Uygurlarını peşkiliş arkalık kalaymakancılık çıkarışka uğrundi. Ahırda kandak buldu. Kim bunların tekrar devletimizi kabul kıldı? Biz kabul kıldık. Senin fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkurucusu bu süpütandan başka hiç kandak hukukun yok. Bunda işlerde senin iş beceriş haddin var mı? Bunlar bizden işimizdir. Bu işlerine kılgan yenili biz dedi. Bizimkileri kastediyorum. Bizim muhaliflerimiz bize saldırıyorlar. Ve çok üzüldüm. Geçen akşam bir televizyon programında 18 Mart Üniversitesi'nde bir genç üstelik doktora yapıyor. Diyor ki İslam dünyasına karşı başbakanımızın ilgi ve alakasını ben de takdirle izliyorum ama Uygur Türklerine karşı böyle bir ilgi ve alakasının olmamasından biz de şaşırıyoruz diyor. Orada da bakıyorsunuz MHP'nin malum bir zatı var. O da oradan güya cevap veriyor. Evet diyor. Hava meydanındaki 18 taneyi diyor biz kurtardık diyor. Sen kimsin de neyi kurtaracaksın ya? Haddini bil bir defa. İki, biz şu ana kadar binlerce Uygur Türküne vatandaşlık vermek suretiyle onları idamdan kurtarmış bir hükümet. Bu MHP'nin genel başkanı ve yanındakiler acaba bugüne kadar Uygurların yaşadığı o Çin'deki yerlere kaç kere gittiler? İnanın bir kere gittiklerine ben inanmıyorum. Şahsım da gitti, bakan arkadaşlarım da gitti ve hala gidiyoruz. Biz Moğolistan'dan tut, oralardaki bütün o tarihi mekanları, Göktürk anıtlarını, bütün Kültekin anıtlarının hepsini inşa ettik. Hala da inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu kendi idarecileri de biliyor. Ta kara kurumdan biz Göktürk anıtlarına kadar 42 kilometre orada yol inşa ettik. Yol mu yoktu? Niye? Bizim medeniyetimizin kökü neredeyse biz oralara ulaştık. Ama bunlar milliyetçiyiz diyerek hep istismarını yaptılar. Bunlar dürüst değil. Bunlar samimi değil. İşte kalkıp Uygur Türklerinden ülkemize gelmek isteyen, bütün sığınmak isteyenleri biz bağrımıza bastık. Ve kendilerine sahip çıktık. Ama geçenlerde havaalanında 18 gün bekletilenleri istismar etmek suretiyle ne oldu sonunda? Kim bunları tekrar ülkemize kabul etti? Biz kabul ettik ya. Sen MHP'nin yöneticisi olarak kimsin ya, senin haddine mi böyle bir şeyi başarabilir? Bunlar bizim işimiz. Yapan yine biziz. Ama genç de o doluşa geliyor. Ey doktora yapan genç. Ey aldatılan genç kardeşlerim, bu oyunlara gelmeyin. Kimin ne yaptığının farkında olun. Bu işlere
yüreğini koyan, bedenini koyan bir iktidar AK Parti iktidarıdır. Bunu böyle bil. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bu haftalık İstiklal Haberleri programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah kiler katımkı yeni bir programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'yı tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.